Merhaba arkadaşlar. Oran orantı konusuyla beraberiz. Oran orantı konusu hayatımızın çok içerisinde bir konudur. Hayatımızda cisimleri birbiriyle boyları yönüyle oranlarız, ağırlıkları yönüyle oranlarız. Arkadaşlar çokça karşımıza çıkan bir kavramdır. Oran orantıdan TYT ve AYT'de 1-2 soru gelir arkadaşlar. Ancak Probleminin içerisinde o kadar çok oran orantı kullanırız ki aslında problemlerden gelecek olan 10 11 sorunun büyük bir çoğunluğu oran orantı yoluyla çözülüyor dersek yanlış olmaz arkadaşlar. Peki nedir oran derseniz iki ayıralım. Birincisi birimsiz oran. Aynı birimdeki iki çokluğun bölümüne oran diyoruz. Birimsiz oran diyoruz. Yani oran dediğimiz aslında bölme yoluyla kıyaslamadır. Örneğin boyları 150 santimetre ve 75 santimetre olan iki kardeşten uzun olanın kısa olan oranı. Dikkat edin kelimelere. Önce uzun olan sonra kısa olan arkadaşlar. Böyle dediği için önce uzun olanı yazıyorum. Sonra kısa olanı paydaya kısa olanı paya uzun olanı. Oranlarsak 150 bölü 75 ne olacaktır? 2 olacaktır. Uzun olan kardeşin boyunun kısa olan kardeşin boyunu oranı. 2'ymiş. Oranda her zaman en sade halini yazıyoruz arkadaşlar. Birimli oran farklı birimdeki iki çokluğun bir birimine bölümüne ne diyormuşuz? Birimli oran diyoruz. Örneğin 2 saatte bir araç 60 km yol gidiyorsa saatteki hızı nedir? 60 km bölü 2 saatten 30 km bölü saat olacaktır. Özet olarak payda sıfırdan farklı olmak üzere A'nın B'ye oranı dediğimizde ya şu şekilde ya da bu şekilde gösteriyoruz. Yüksekliği 300 metre olan Eyfel Kulesi'nin 600'de bir oranı ile bir maketi çizilmiş arkadaşlar. Ne diyor? Maketin yüksekliği kaç santimetredir diyor. Eyfel Kulesi'nin boyu neymiş? 300 metreymiş arkadaşlar. Bunun 600'de 1'iymiş maketi. O zaman ne olacaktır maketin boyu? 1 bölü 2 metre olacaktır. Bunu da santimetreye çevirirsek Kaç santimetre yapacaktır? 50 santimetre yapacaktır. 3x eşit 5y olduğuna göre aşağıdaki oranların değerlerini hesaplayalım diyor arkadaşlar. 3x eşit 5y ise x'e eğer 5a yazarsam y ne olacaktır? 3a olacaktır. 3 kere 5 15, 5 kere 3 15. O zaman e, buradaki ifadelerin yerine yazdıklarımızı yazabiliriz arkadaşlar. Peki A koymasaydık 5 ve 3 koysaydık olur muydu? Olurdu arkadaşlar ama bu şekilde daha sağlam olur. X yerine ne yazalım? 5A, Y yerine 3A bölü X yerine 5A, Y yerine 3A yazdım. Buradan işlem yapacak olursak 5-9 ne yapacaktır? Eksi 4A, 5-3 2A yapacaktır. Buradan da A'lar sadeleşir. Şu orandan da ne gelecektir? Eksi 2 gelecektir. Ne diyor? X kare artı y kare bölü x kare eksi y kare. X yerine yine 5A yazarsak karesi ne olacak? 25A kare. Y yerine 3A yazarsak karesi 9A kare bölü x yerine x kare yerine 25 a kare eksi y kare yerine 9 a kare. Toplarsak buradan ne olur? 34 a kare. Aşağısı ne olacaktır? 25 eksi 9. 16 a kare olacaktır. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 34 bölü 16, 17 bölü 8 yapacaktır. Aşağıdaki tabloda 5 farklı şehirde bulunan dairelerin su faturalarının ilk endeks ve son endeks sayıları buna bağlı olarak kullandıkları su miktarına göre ödedikleri tutarlar gözükmüş arkadaşlar. Bakın ilk endeks şunlarmış son endeks kullanılan e, su için ödenen rakamlar da bunlarmış. Buna göre bu şehirlerden hangisinde suyun birim fiyatı en uygundur demiş. Ödediğimiz ücret nasıl hesaplanıyor arkadaşlar? Son endeksten ilk endeks çıkarılarak çıkaralım. Bu vatandaşın ilk endeksi 300, son endeksi 320 imiş. Farkı ne olur? Farkı 20 birimmiş. Yani bu vatandaş bu daire 20 birim su kullanmış. Buradaki vatandaş kaç birim kullanmış? 10 birim kullanmış. Buradaki 5 birim çıkarırsak 15 birim. 225-200 25 birim kullanmış. Peki ödediği rakam neymiş? 100 TL'ymiş. 20 birim için 100 TL kullanırsa bir birim için ödediği parayı bulalım arkadaşlar. Nasıl buluruz? Ödediği rakamı birim miktara bölerek. 100'ü 20'ye bölersek ne yapacaktır? Birim başına ödediği fiyat 5 TL olacaktır. 70'i 10'a bölersek bu ne yapacaktır? 7 TL olacaktır. Peki 30'u 5'e bölersek ne olur? 6 TL. Aynı şekilde 100'ü 25'e bölersek ne olacaktır? 4 TL olacaktır. Arada bir tanesini unuttuk. N şehrindekini de şuraya yazalım. Bu da nedir? 120'yi 15'e bölersek ne olacaktır? 8 TL olacaktır. Birinin başına 8 lira gibi korkunç bir rakam ediyormuş. N şehri arkadaşlar. Bizden hangisini istiyor? En uygun fiyatlısını istiyor. Yani bu rakamlardan en düşük olan hangisidir diyor. Hangisi arkadaşlar? P şehri. Yani P şehrinde su fiyatları en ucuzmuş. 2 veya daha fazla oranın birbirine eşitlenmesiyle oluşan ifadeye orantı diyoruz arkadaşlar. Bakın burada A bölü B oran, C bölü D oran. iki oranı birbirine eşitlediğimizde bu ifadeye ne diyormuşuz? Orantı diyormuşuz. Orantı arkadaşlar belli bir sabit sayıya eşittir. Bu sabit sayıya ne diyoruz? Orantı sabiti diyoruz. Bu oranı orantıyı şu şekilde de yazabiliriz arkadaşlar. A bölü B ifadesini A 2 nokta üst üste B C bölü D ifadesini C 2 nokta üst üste D şeklinde de yazarız. Burada içeride kalanlar B ve C dışarıda kalanlar A ve D olduğu için B ve C ye içler, A ve D'ye dışlar deriz arkadaşlar. Ve bir orantıda içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Yani A çarpı D eşittir, B çarpı C'dir. Bu ifade eşittir. K ise arkadaşlar B'yi karşı attığımızda A ne olacaktır? BK. D'yi karşı attığımızda C ne olacaktır? DK. Bunu da çokça kullanacağız. Örnek 4 x bölü 4 60 bölü 48'e eşitmiş arkadaşlar. İçler çarpımını dışlar çarpımını eşitleyelim. Ne olur buradan? x çarpı 48 eşittir. 60 çarpı 4. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 12 ile sadeleşir. Burası ne olur? 12'ye bölersek 60'ı 12'ye böldüğümüzde 5 olur. 48'i 12'ye böldüğümüzde 4 olur. 4'ler de sadeleşirse x ne olacaktır? 5 olacaktır. a bölü 3 b bölü 5'e o da 7'ye eşitse a bölü 3 eşittir 7. a buradan 3 çarpı 7 21. b buradan 5 çarpı 7 35 olacaktır. Benden ne istiyor? b eksi 2 a nedir diyor arkadaşlar? 35'ten 2 a ne eşit? 21'in 2 42'yi çıkarırsam ne olacaktır? Eksi 7 olacaktır. Örnek 5. Bir otobandaki hız sınırı saatte 120 kilometredir. Bu sınırı geçtiğinizde radarla ceza yersiniz arkadaşlar. Buna göre 3 aracın hızları verilmiş. Hangileri hız sınırını aşarak ceza alırlar diyor arkadaşlar. Birinci araca baktığımda 20 dakikada 36 kilometre yol alıyormuş. Hızları saate göre belirliyoruz. Yani 1 saatteki aldığı yol aracın hızı olmuş oluyor. 20 dakikayı vermiş. Biz neyi bulacağız? 60 dakikayı bulacağız. 60 dakika 20 dakikanın kaç katı? 3 katı. 3 kere 20. 60 dakikada e, 36'yı da 3 ile çarparsak hızını bulmuş olacağız. Çarpın ne olur arkadaşlar? 3 kere 36. 108 kilometre olacaktır. Sınırı geçti mi bu? Geçmedi. 120'yi geçerse ceza yiyecek. İkinci araç 15 dakikada 32 kilometre yol alıyormuş. 15'in kaç katı 60 yapar? 4 katı. 15'in 4 katını alacağız. Ee, aynı şekilde 32'nin de 4 katını aldığımızda ne yapacaktır? 128 kilometre yapacaktır ki bu vatandaşın esaslı bir ceza yediği anlamına gelecek arkadaşlar. Üçüncü sürücünün hızı neymiş? 12 dakikada 23 kilometreymiş. Yine 60 dakikada hızını bulacağız. 12 çarpı 5 60 yaptığı için 23'ü de 5 ile çarpacağım. Aynı oranda artıracağım arkadaşlar. Ne yapar? 115 yapacağı için hız sınırını geçmedi. Bu vatandaş da ceza yemeyecektir. Yani sadece ikinci sürücü ceza yiyecektir. Örnek 6. Olduğuna göre A artı 2 C bölü B ifadesinin değeri kaçtır diyor. Bu tarz sorularda yukarıdaki ifadelerden değişkenleri birbirine çevirmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Yani şuradan B'yi karşıya atarsam A eksi B eşit 2B olacak. Buradan A ne gelecek? 3B olarak gelecek. Bu şekilde bütün değişkenleri birine veya birbirine çevireceğiz arkadaşlar. 3'ü karşıya atarsam B artı C ne olacaktır? B artı C 3C olarak gelecektir. Buradan C'yi karşıya atarsam B ne olacaktır? 2C gelecektir. A'nın yerine ne yazabilirim? 3C. C'nin yerine de B bölü 2 yazabilirim ya da B'nin yerine de 2C yazarım. Şurada B yerine de 2C yazarsak A neye eşitmiş? 6 c eşitmiş. Dolayısıyla A gördüğüm yere ne yazabilirim? 6C. C aynen kalsın. B gördüğüm yerde ne yazabilirim? 2C. Buradan 8C bölü 2C'den bu oran ne gelecektir? 4 gelecektir. 160 soruluk bir testi aynı anda çözmeye başlayan Ümit ve Uğur'un aynı sürede çözdükleri soru sayıları verilmiş arkadaşlar. Uğur 6 soru çözerken Ümit 8 soru çözüyormuş. Uğur 15 soru çözerken Ümit 20 soru çözüyormuş. Bunların en sade halleri nedir? 6'ya 8 3'e 4. Eğer Uğur 3k kadar soru çözüyorsa Ümit 4k kadar soru çözüyormuş arkadaşlar. Çözdükleri soru toplamı Neymiş? 210 olmuş. Bu anda ümitin geriye çözülecek kaç sorusu kalmıştır diyor arkadaşlar. Yani bunların toplamı neymiş? olmuş. 4K artı 3K, 210 ise 7K, 210. Buradan K ne olacaktır arkadaşlar? 210'ı 7'ye bölersek 30 olacaktır. Buradan hangi bize ümidi soruyordu. Ümitin önce çözdüğü soru sayısını bulalım. 4 çarpı 30'dan 120 soru çözmüş. Peki kaç soruluktu sınav? 160 soruluktu. Geriye çözmesi gereken kaç soru kalmış? 160 eksi 120'den 40 soru daha çözmesi gerekiyormuş. Örnek 8. Bir torbada sarı, kırmızı ve siyah toplar bulunuyormuş arkadaşlar. Sarı topların sayısının kırmızı topların sayısına oranı 3 bölü 7. Siyahın sarıya oranı da 4 bölü 5'miş. Buradaki sarı toplar aynı toplar olduğu için şu sayıları aynı yapmam gerekiyor. Bunun için üstteki ifadeyi 5 ile genişleteyim arkadaşlar. Alttaki ifadeyi de ne ile genişleteyim? 3 ile genişleteyim. Peki buradan ne olacaktır? 15 bölü 35 olacaktır. Buradan ne gelecektir? 12 bölü 15 gelecektir. Ne yaptım? Bakın sarıların sayısını aynı yaptım. Çünkü bunlar aynı toplar. O zaman sarı sayısına ben, sarı sayısına... Eğer 15K dersem siyah sayısı siyah sayısı ne olacaktır? 12K olacaktır. Peki kırmızı sayısı ne olacaktır? 35K olacaktır. Peki hepsinin toplamı ne vermiş bana? 186 vermiş. Toplarsak 35, 12 daha 47, 15 daha ne yapar? 62 yapar. 62K demek ki neye eşitmiş? 186'ya. 186'yı 62'ye bölersek K ne olacaktır buradan? 3 olarak gelecektir. K3 ise bizden ne istiyor? Kırmızı topları istiyor. Kırmızı toplar neydi? 35 K'ydı. Burada K'nın yerine 3 yazarsak 3 kere 35 ne olacaktır? 105 kırmızı topların sayısı olacaktır. 2011 YGS sorusu şu şekilde iki tane orantı vermiş. Buna göre 3C eksi 2B ifadesinin değerini bulunuz demiş. Hemen içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. A çarpı A eksi B buradan ne gelecektir? B çarpı C gelecektir. Burada yapalım içler dışlar çarpımı. A çarpı A eksi B burada ne gelecektir? C eksi 2 çarpı B artı 3 gelecektir. Arkadaşlar baktığımızda eşitliklerin birinci tarafları aynı. Demek ki ikinci taraflarda birbirine eşit. Buradan BC neye eşit? Dağıtarak yazalım. C çarpı B yani BC artı 3C eksi 2B eksi 6. Ne yaptım? C ile B'yi çarptım. C ile 3'ü çarptım. Eksi 2 ile B'yi eksi 2 ile 3'ü çarpmış oldum. Buradan BC'ler birbirini ne yaptı arkadaşlar? Götürdü. Eksi 6'yı karşıya atarsam 3C eksi 2B ifadesi neye eşit oldu? 6'ya eşit oldu. Üçlü orantı ABC sayıları sırasıyla DEF sayılarıyla orantılı ise şu şekilde gösteririz. Veya A'nın D'ye oranı B'nin E'ye, C'nin F'ye oranları birbirine eşit şeklinde gösteririz. Bu oranı da K gibi bir sabite eşitlersek A neye eşit olacaktır B'ye karşıya attığımda BK'ya, C, DK'ya, E, FK'ya eşit olacaktır. Örnek 10 şu şekilde bir orantı vermiş. 2A eksi B artı C de 40'tır. Buna göre B artı C nedir? Demiş arkadaşlar. Şu orantıya eşittir K dersem A ne gelecektir? 4'e attığımda karşıya 4K. B ne gelecektir? 3K. C ne gelecektir? 5K gelecektir. Alttaki eşitlikte bu bulduğumuz değerleri yerine yazalım arkadaşlar. 2 çarpı 4K eksi B neydi? 3K artı C neydi? 5K ne eşitmiş bu? 40'a eşitmiş. Buradan 8, 5 daha 13. 3 çıkarırsam 10K ne eşit olacaktır? 40K. K ne gelecektir buradan? 4 olarak gelecektir. Benden ne istiyor? B artı C istiyor. B ile C'nin toplamı nedir? 8K'dır arkadaşlar. 8K, K4 olduğu için 8 kere 4 ne yapacaktır? 32 olacaktır. Örnek 11. ABC pozitif gerçek sayıları sırasıyla 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 5 ile orantılıymış. Şöyle bir de eşitlik verilmiş. A eksi B nedir demiş arkadaşlar. 3, 4, 5'in ekoku nedir arkadaşlar? Bunlar aralarında sal olduğu için 5 kere 4, 20, 3 kere 20, 60'dır. Buna 60K dersem eğer 60K'nın 1 bölü 3'ü ne olacaktır? 20K 3'e böldüm. 1 bölü 4'ü 15K 4'e böldüm 15K. 1 bölü 5'i de 5'e bölünce ne olacaktır? 12K olacaktır. Dolayısıyla A sayısı 20K ile orantılı. B sayısı 15K. C sayısı 12K ile orantılı. Verdiği eşitlikle yerine yazalım bu bulduklarımızı. A sayısı neydi? 20K. B sayısı 15K. Eksi. C sayısı 12K. Ne eşitmiş bu? 460 eşitmiş arkadaşlar. Buradan 35-12 ne yapar? 23K 460 yapacaktır. K ne geldi buradan? 460'ı 23'e bölersem 20 geldi. Bulduğumuz K değerini yerine yazarsak A sayısı ne olacaktır? 20 çarpı 20'den 400. B sayısı 15 çarpı 20'den 300. C sayısı da 12 çarpı 20'den 240 olacaktır. Bizden ne istemiş? A eksi B istemiş arkadaşlar. Yani 400'den 300 çıkarırsak kaç kalır diye soruyor. Siz söyleyin önce kaç kalır? tabii ki de 100 kalır. X, Y, Z birer pozitif tam sayı şöyle bir eşitlik verilmiş bir de eşitsizlik verilmiş. X'in alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şu eşitlikte arkadaşlar 2, 3, 4'ün ekoku ne olacaktır? 12 olacaktır. O zaman şuraya ben 12K dersem şu eşitliğe 12K yazacağım. Buradan 12'yi 2'ye bölersem X ne olur? 6K. 3'e bölersem Y ne olur? 4K. 4'e bölersem Z ne olur? 3K olur. Verdiği ifadede bulduğum değerleri yerlerine yazalım arkadaşlar. X neydi? 6K artı Y neydi? 4K eksi Z neydi? 3K. Bu ifade 60 ile 40 arasındaymış. Düzenlersek 10 eksi 3 7K hangi aralıkta? 60 ile 40 aralığında. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Bizden bizden e, X'in alabileceği en büyük değeri soruyormuş. O zaman arkadaşlar bu arada x, y de pozitif tam sayı. Buna dikkat edelim. O halde k ne olmalı arkadaşlar? K'ya 8 verirsem, 60'tan küçük en büyük sayı gelecektir. 56 gelecek. Bakın, K'ya 9 verirsem 63 olur. O yüzden K'ya en büyük ne verebilirim? 8 verebilirim. Tam sayı dediği için böyle yapıyorum. O zaman K'ya 8 verirsem, x neydi? 6 k'ydı. 8 yazarsam, 6 kere 8 ne yapacaktır? X, 48 yapacaktır. A bölü B, C bölü D, E bölü F ifadeleri oranları K'ya eşitse bu oranlarda payların toplamının paydaların toplamlı oranı yine K sayısını verecektir. Örnekle gösterelim bunu. 2 bölü 3, 4 bölü 6 ifadeleri birbirine eşit. Payları topluyorum bakın. 2 ile 4'ü topluyorum. Paydalarda da 3 ile 6'yı topluyorum. Ne oldu? 6 bölü 9 oldu arkadaşlar. 6 bölü 9 da sadeleştirdiğimizde yine ne olacaktır? 2 bölü 3 oranına eşit olacaktır. Yani payları kendi arasında toplayıp paydaları kendi arasında toplamam ve o şekilde oranlamam sonucu değiştirmeyecektir. Hatta 2 bölü 3 kesirini belli bir kat sayıyla çarparsam, 4 bölü 6 kesirini belli bir kat sayıyla çarparsam ve yine payları toplamı, paydaların toplamı ifadelerini oranlarsam sonuç yine neyi verecektir? K oranını verecektir. Orantı sabitimiz değişmeyecektir. A bölü B, C bölü D, E bölü F oranları 3 bölü 4'müş. 3 A eksi 2 C artı 4 E'yi vermiş 48 olarak. Buna göre 2 D eksi 3 B, 16 ise F'yi bulun demiş arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki orantıdan neyi elde edeceğim? Şu ifadeyi elde edeceğim. Nasıl elde ederim? Birinci kesri 3 ile çarptım. Tabi pay ve payda aynı sayıyla çarpılacak. İkinci kesri eksi 2 ile çarptım. Pay ve payda aynı sayıyla çarptım. Üçüncü kesri 4 ile çarptım. Ve paydaları kendi arasında paydaları kendi arasında topladım arkadaşlar. Yukarıdaki ifade verilmiş bana. Ne denmiş? 48. Buradan 3 bölü 4 oranı varsa ki bunların toplamı aynı oranı eşittir arkadaşlar. 3 bölü 4 ise 3'e 48 gelmiş. 16 katı. 4'ün 16 katı ne olacaktır? 4 kere 16 64 olacaktır. Paydamız 64 oldu. Bir de bize ne vermiş? 2D eksi 3B 16'dır demiş. Burada ne var? 3B eksi 2D var. Yani bunun eksilisi. Yani burası neymiş? Eksi 16'ymış. O zaman ne söyleyebiliriz? Eksi 16 ile 4F'nin toplamı neymiş? 64'müş. 16'yı karşıya atarsam 4F 80 olacaktır. Buradan 80'i 4'e bölersek f'ne gelecek? 20 olarak gelecektir. Bir orantıda Oranların eninci kuvvetini alırsak arkadaşlar sabitin de eninci kuvvetini almış oluruz. X, Y, Z pozitif tam sayıdır diyor. X kare artı Y kare Z kare eksi 75 vermiş. Bakın karelerini vermiş. Bize ise X, Y, Z arasındaki oranı vermiş. O zaman X, Y, Z bölü 24 nedir demiş arkadaşlar. Burayı eşittir K dersek X ne gelir? 2K, Y ne gelir? 3K, Z ne gelir? 4K. O zaman x kare neye eşit arkadaşlar? 4k kare. Y kare neye eşit? 9k kare. Z kare neye eşit? 16k kare. O zaman arkadaşlar şuradaki ifadede bulduğumuz değerleri yerine yazarsak ne olacaktır? 4k kare. Y neydi? 9k kare. Z neydi? 16k kare. Arada eksi varmış. Eşitmiş eksi 75'e. 4-9 daha ne yaptı? 13 eksi 16 ne yapar? eksi 3 k kare eksi 75 3'e bölersek 25 kare kökünü alırsak artı eksi 5 gelir. Pozitif dediği için sadece artı 5'i alıyorum. K'yı buldum? 5 buldum. Buradan x, z'yi bulalım. X buradan 2 kere 5 10 olacaktır. Y buradan 3 kere 5 15 olacaktır. Z buradan 4 kere 5 20 olacaktır. Bizden ne istiyor? X, y, z bölü 24'ü istiyor arkadaşlar. Buradan diğerlerine yazarsak x 10, y 15, z 20 idi. Böyle 24'ten ne olur? Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şurada ne kaldı? 5, 12. Burada ne kaldı? 5. Burada ne kaldı? 4. Burada ne kaldı? 4'e bölersek 5, 4 gitti arkadaşlar. Sonuç ne oldu? 5'in küpü 125. Ali çubuk krakerin A noktasına kadar olan kısmını ısırınca diğer parça B noktasından kırılıp iki parça ayrılıyormuş ve ortadaki kısım yere düşüyormuş arkadaşlar. Ali'nin ısırıp yediği parçanın uzunluğunun elinde kalan parçanın uzunluğunun oranı 2 bölü 5'miş. Yani şuraya 2x dersem burası neymiş? 5x'miş. Ali yere düşen parçayı da yeseydi yani şuranın tamamını yemiş olsaydı 7 krekerin tüm kreker oranı 3 bölü 4 olacaktı. Yani şuraya 3 y edersem tamamı kaç y olacaktı? 4 y olacaktı. Elinde kalan parça da y olacaktı. O zaman ilk durumda 5 x dediğim elinde kalan parça son durumda y y eşit arkadaşlar. O zaman ne söyleyebilirim arkadaşlar? y eşit 5 x ise 3 y ne olacaktır? 15 x. 15x'in 2x'i burada ortaya ne kalacaktır? 13x. Bizden ne istiyor? Yere düşen parçanın tüm krekeri oranı nedir diyor. 13x bölü tamamı kaç x? 15, 5 daha 20x arkadaşlar. Aradığımız cevap 13 bölü 20 olacaktır. Örnek 16 yeni nesil bir soru arkadaşlar. Aşağıda verilen 8 eşit alana bölünmüş karedeki boyalı bölgelerin toplamının karenin alanına oranı. Nedir bu? 2 bölü 8 arkadaşlar. O da ne yapar? 1 bölü 4. Boyalı bölge 2 tane. Toplam 8 bölge varmış. 2 bölü 8'den 1 bölü 4 oldu. Bu neye eşitmiş? Bir semtteki 5 ve üzeri kata sahip binaların sayısının tüm binaların sayısına oranıymış. Demek ki 5 ve üzeri kata sahip binaların oranının tüm bina, bunun tüm binaları oranı neymiş? 1 bölü 4'müş. Geri kalanda neymiş? 5 ve 5'in 6 kata sahip Binaların, tüm binaların sayısına oranıymış. Bu semtte 1440 bina bulunduğuna göre 5 ve üzeri kata sahip kaç bina vardır diyor. 5 ve üzeri kata sahip binaların oranı tümünün 1 bölü 4'üydü. O zaman 1440'ı 1 bölü 4 ile çarparsam ne olacaktır? 360 yapacaktır. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum. Birinci soru. 3x eşit işte 2y ymiş. buna göre şu ifadenin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Burada eğer ben x'e 2k dersem y ne olacaktır? 3k olacaktır. Yerine yazalım arkadaşlar. x yerine 2k, y yerine 3k yazarsam. x yerine 2k yazdım. 2 katı ne olur? 4k. Eksi y neymiş? 3k. Yukarısı ne oldu? 5k. Aşağısı ne oldu? 4 eksi 1k. Buradan k'lar giderse cevap ne olacaktır? 5 olacaktır. Burada oran sorduğu için k'lı vermek yerine x'e 2, y'ye de 3 verebiliriz arkadaşlar. Ancak bunun tehlikeli durumları da olabiliyor. Yanında sabit bir sayı toplamı verilmişse o zaman bu şekilde veremeyebiliyoruz. Dikkatli olmakta fayda var. İkinci soru. Bir okulda iki öğretmene 84 öğrenci düşüyormuş. O zaman bir öğretmene kaç öğrenci düşer? 42 öğrenci. X öğretmene 42x öğretmen. 42x öğrenci ya da k öğretmene 42k öğrenci düşer. Bunların toplamı ne vermiş? 430'muş arkadaşlar. Bunların toplamı 43x neymiş? 430. O zaman x neymiş arkadaşlar? 10'muş. x 10 sa öğretmen sayısı nedir? 10. Öğrenci sayısı ne olur? 42 çarpı 10. 420 olacaktır. Olduğuna göre B bölü A ifadesi nedir diyor. Hemen içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. 2 ile 2 artı B'yi çarparsam ne olur? 4 A artı 2 B olur. Burası ne olur? A artı 3 B. Düzenleyelim. A'yı başa gönderdim. Ne oldu? 3 A. 2 B'yi sona gönderdim. B oldu. Bizden ne istiyor? B bölü A istiyor. A'yı paydaya gönderirsem B bölü A ne olacaktır? 3 olacaktır. X sayısının 2 katı Y sayısının 5 katına eşitmiş. Yani X çarpı 2 eşit Y çarpı 5'miş. Buradan X'e 5K dersem Y ne olur arkadaşlar? 2K. 5'i X'e verdim. 2'yi Y'ye verdim. Buna göre yerine yazarsak X artı Y ne olur? 5K artı 2K. X, X eksi 2 ne olur? X 5K'ydı. 2Y 4K olur. Buradan Yukarısı 7K yaptı. Aşağısı ne yaptı? K yaptı. K'lar gitti. Soru bitti arkadaşlar. Beşinci soru. ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. A sıfırdan farklıymış. 2 bölü 3 4 bölü 6 eşittir. Sadeleştirirsek 2 bölü 3 olduğunu göreceğiz ki zaten bu kesinin 2 katı arkadaşlar. Bir doğru. Ne diyor? A bölü 2 B bölü 3 eşit midir o zaman arkadaşlar? B ile daha doğrusu A bölü B 2 bölü 3 müdür diyor. B ile 2'yi takas edersek A bölü B, B paydaya gelecektir. 2 karşıya gidecek. Ne olacak? 2 bölü 3 olacak. Bu da doğru. Peki üçüncüye bakalım. Ne diyor? 3 A eşit 4 B ise diyor. B bölü A'yı soruyor. A'yı paydaya gönderdim burada bakın. Karşının paydasına gönderdim. 4'ü de 3'ün paydasına gönderirsem ne olacaktır? 3 bölü 4 evet o da 3 bölü 4 demiş. Demek ki 3 de doğru. Hangileri doğru? 1, 2 ve 3 doğru olacak. Altın soru olduğuna göre x kaçtır demiş arkadaşlar. Eşittir k diyelim. x buradan ne gelecektir? 5k. 5'i karşıya attım. y ne gelecektir? 7k. Yerine yazarsak x yerine 5k yazarsam 3 kere 5 15k olacak. Y yerine 7k yazarsam 2 kere 14K. Farkı neymiş? 3'müş. K buradan ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. Bizden ne istiyor? X'i istiyor. X eşittir 5K'ymış. K'nın yerine 3'ü yazarsam 5 kere 3 ne olacaktır? 15 olacaktır. 7. soru. ABC arasındaki şu oran verilmiş. A artı B artı C 26'ymış. A kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen üstteki ifade eşittir K dersek. A ne olacaktır? 2K. B 5K. C ne olacaktır? 6K. Bunların toplamı kaç K yapar? Toplarsak 11, 13K. 13K'yı ne vermiş arkadaşlar? 26. K ne geldi buradan? 2 geldi. Hemen K'nın yerine 2'yi yazacak olursak A ne olur? 4 olacaktır. Bizden de A istiyormuş zaten. Doğru cevabımız D şıkkında. Bu şekilde bir oran verilmiş. Buna göre x artı z bölü y artı t nedir diyor. Ne yapabiliyorduk bu orantıda? Payları toplayıp paydaların toplamına oranlayabiliyorduk. Sonuç ne olmuyordu? Değişmiyordu arkadaşlar. Yine ne oluyor? 2 bölü 3 oluyor. Ödev testi orta düzey birinci soru. Üste a bölü 3 eşit b bölü 4 eşit c bölü 5 verilmiş. Buna göre bir de altta eşitlik verilmiş b'yi bulunuz diyor arkadaşlar. Şuna eşittir k dersem A ne olacaktır? 3K. B ne olacaktır? 4K. C ne olacaktır? 5K. İfadede yerine yazalım eşitlikte. 3K artı 4K eksi 5K. Eşitmiş neye? 16'ya. 7 eksi 5 2K. 16 ise K ne gelecektir buradan? 8 gelecektir. K'yı yerine yazarsak 8 olarak B sayısı ne olur? 4 kere 8, 32 olacaktır. Aşağıdaki tabloda birim su fiyatının eşit olduğu iki konutun aynı dönemde kullandıkları su miktarları ve gelen su tüketim bedelleri verilmiş. Buna göre x kaçtır diyor arkadaşlar. Su, e, ne kadar kullanmış burada? Son endeksten ilk endeksi çıkarırsak x eksi 6 kadar su kullanmış arkadaşlar. Burada x artı 2'den x eksi 4'ü çıkarırsak şunu eksiyle çarpıyorum. x'ler gider 2 4 daha 6 birim kullanmış. Tüketim bedelleri aynıymış arkadaşlar. Ödedikleri rakam 80. Kullandıkları birim x 6 O zaman 80'in x 6'ya oranı tüketim bedelidir. Birim bedelidir arkadaşlar. Burada ise 96'nın ne oranı? 6 oranı. Yine su birim bedelidir. Sadeleştirelim. 96'yı 6'ya bölersem 16 yapacak. 16 ile de 80'i sadeleştiriyorum. 5 kalacak. Burada 1 kaldı arkadaşlar. x86 ile... 1'i çarparsam x eksi 6. Burada ne kaldı? 5. 6'yı da karşıya atarsam x ne oldu? 11 oldu. Olduğuna göre A, A bölü C çarpı B bölü D oranı nedir demiş arkadaşlar. Üstteki eşitlikten A'nın ne eşit olduğunu görüyorum arkadaşlar. 3B'ye eşit olduğunu görüyorum. B'nin 3C'ye eşit olduğunu, C'nin de 3D'ye eşit olduğunu görüyorum. B ne eşitti? 3C'ye yerine yazarsak şöyle 3C yazarsam 3 kere 3C ne olacaktır? 9C. C'de 3 d eşit olacaktır. C'nin yerine 3D yazdığımı düşünürsen, düşünürseniz 9 kere 3 27D olacaktır. Aynı şekilde B3C'ydi. C'nin yerine 3D yazıyorum. 3 kere 3D ne yapacaktır? 9D yapacaktır. Yani ne yaptım? A, B ve C'yi D cinsinden yazdım. Aynı cinsten yazdım. Yerlerine yazalım. Verdiği ifadede A'nın yerine ne yazdım? 27 D yazdım arkadaşlar. B'nin yerine 9 D yazdım. C'nin yerine 3 D'nin yerine de D yazdım. Buradan D'ler gitti. Buradan da D'ler gitti. 9'da da 3 sadeleşirse burada ne kaldı? 3. 27 çarpı 3 ne yapacaktır? 81 aradığımız sonuç olacaktır. Dördüncü soru. 5 bölü A, 4 bölü B'ye eşitmiş. 3 artı 2B'de 46'ymış. B kaçtır diyor arkadaşlar. Buraya K diyordu. K dersek kesirli sayı gelir. O zaman ne yapalım? 1 bölü K diyelim bu defa. Madem A ve B paydada biz de K'yı paydada yazalım. İçler dışlar çarpımından A ne gelecektir buradan? 5K gelecektir. B ne gelecektir? 4K gelecektir. Yerine yazalım yine alttaki ifadede. Ne olur? 3 tane 5K, 15K artı 2B ne olacaktır? 8K ne eşitmiş? 46'ya toplarsak 23K eşittir 46. K ne gelecektir buradan? 2 olarak gelecektir. Bizden ne? Bizden bakıyorum. B istiyor arkadaşlar. B neydi? 4K'ydı. 4 kere 2 ne yapacaktır? 8 yapacaktır. Olduğuna göre A kaçtır demiş arkadaşlar. Bakalım. Ne yapmış? Birinci kesir 2 ile çarpmış. Biz de 2 ile çarpalım. 2x bölü 2 kere 3 6 yapar. Artı ikinci kesiri 3 ile çarpmış. Biz de 3 ile çarpalım. 4'ü de 3 ile çarparsak 12. Eşittir yine k. Eşittir k olduğu için bunu yapabiliyorum arkadaşlar. Payda ne oldu o zaman? 6, 12 daha 18 oldu. Aşağıdaki tabloda 5 farklı mikroorganizmanın başlangıçta ve bir ay sonundaki sayıları verilmiş arkadaşlar. Buna göre hangi mikroorganizmanın başlangıçtaki sayısının bir ay sonraki sayısına oranı en fazladır diyor. Bölme yoluyla oranlayalım diyor arkadaşlar. Yani 10 üzeri 8'i 10 üzeri 7'ye bölerseniz ne olur? 8'den 7 çıkarırsak 10 üzeri 1 yani 10 yapacaktır. 2 üzeri 10'u 2 üzeri 8'e bölersek ondan 8 çıktı 2. Yani 2 üzeri 2 ne olacaktır? 4 olacaktır. Aynı şekilde bölersek 6 eksi 4 2 yani 5 üzeri 2 25 yapacaktır. Buradan bölersek 4 üzeri 8 4 2'nin karesi olduğu için 2 üzeri 16 yapacaktır. 20'den 16 çıktı 4 yapar. 2 üzeri 4 de 16 yapacaktır. 25'in küpü demiş 25 5'in karesidir. Üstünün üstü üstler çarpımından 5 üzeri 6 gelir. Bölersek 6'dan 5 çıktı 5 üzeri 1 yapacak. O da ne oldu? 5 oldu. Bunun en büyük olduğu mikroorganizmayı soruyor. O da neymiş arkadaşlar? M'ymiş. Yedinci soru. Şu şekilde iki tane eşitlik verilmiş. A artı C bölü A eksi C nedir diyor arkadaşlar. Üstteki orantıyı düzenleyelim. A artı 2B bölü B 3 bölü 4, 4'müş. Bunu nasıl yazabilirim? A bölü B artı 2B bölü B. 2'ler e, B'ler giderse 2 kalır burada. Eşitmiş 3 bölü 4'e. 2'ye karşıya atarsam ve e, çıkarırsam ne olur? 2 kere 4 8. Şu şekilde yapalım. A bölü B eşittir. 3 bölü 4 eksi 2. 2 kere 4 8. 3 eksi 8, 8. Eksi 5 bölü 4 yapacaktır. Buradan da Yine şeyler giderse eksi 2 olarak gelir. B bölü C ne gelecektir? 4 bölü 5 artı 2 olacaktır. Bu da 2 kere 5 10. 4 daha 14 bölü 5 B bölü C olacaktır. Bizden istediği ifade de ne yok arkadaşlar? B yok. B'den kurtulmam lazım. Nasıl kurtulurum? Taraf tarafa çarparsam arkadaşlar yani A bölü B ile B bölü C'yi çarparsam B'ler gidecektir. Burayı da çarpalım. Eksi 5 bölü 4 ile 14 bölü 5'i çarparsam 5'ler de gitti. 14 bölü 4 daha sade yazalım. 7 bölü 2 yapacaktır. A bölü C. Demek ki A'mız eksi 7 K ise C'miz neymiş? 2 K'ymış. Yazalım yerlerine. A gördüğüm yeri eksi 7 K yazıyorum. C gördüğüm yeri 2 K. A gördüm eksi 7 K. C e, 2 K. Önünde eksi varmış. Eksi 2 K. Toplarsak ne olur? Eksi 5K bölü eksi 9K. K'lar gider. Eksiler de gider. Cevap ne olur? 5 bölü 9 olur. 8. soru. X, Y, Z pozitif tam sayılar. Şu oran verilmiş. E, X kare artı, Y kare artı, Z kare 50 demiş. Z kaçtır diyor arkadaşlar. Ne yapalım hemen? K diyelim. Buradan X ne geldi? 3K. Y ne geldi? 4K. Z ne geldi? 5K. Peki X kare ne olur? 9k kare. Y kare ne olur? 16k kare. 25k kare. Karelerini aldım. Ne eşitmiş bu? 50'ye. 25, 16, 9 daha kaç eder arkadaşlar? 50 yapar. 50k kare. 50'ymiş. K kare 1. K ne olacaktır? Artı 1 olacaktır. Çünkü x, ise z pozitif tam sayılarmış. Buna göre ne istiyor benden? Z istiyor. K'nın yerine 1 yazarsam 5 kere 1, 5 yapacaktır. Ödev testi ileri düzey. Aşağıda bir evin salonunun 1/100 ölçekli krokisi verilmiş. Şöyle bir salonmuş. E, boyutları krokide x santimetre ve 3 santimetreymiş. Evin salonunun gerçek alanı 30 metrekareymiş arkadaşlar. x kaçtır diyor. Ölçeğimiz 1/100 olduğuna göre krokide 3 santimetre ise gerçekte nedir? 300 santimetredir. Krokide x santimetre ise gerçekte nedir? 100x santimetre. 100 kata. O zaman 300 santimetre kaç metredir? Arkadaşlar 3 metredir. Peki 102 santimetre kaç metredir? X metredir. O halde salonumuzun gerçek ölçüleri 3 metreye X metredir. Alanı da neymiş? 30 metrekareymiş. Yani 3 çarpı X neymiş? 30'muş. Buradan X ne gelecektir? 10 olarak gelecektir. Üste bir eşitlik verilmiş. Altta da 1 bölü artı 1 bölü B artı 1 bölü C. 24'müş B kaçtır diyor. Arkadaşlar burada eşittir k diyorduk ama işin biraz hilesine kaçacağım. Ee, kısa çözüm yapabilmek için. Şuna 1 bölü k diyeceğim arkadaşlar. 3a 1 bölü k ise k ile a'yı takas edersek ne olacaktır? 1 bölü a eşittir 3k olacaktır. a'yı paydaya aldım. k'yı 3'ün yanına aldım. 1 bölü a ne oldu? 3k oldu. Aynı mantıkla 1 bölü b ne olacaktır? 4k Aynı mantıkla 1 bölü c eşittir ne olacaktır? 5k. Şu ifadede bulduklarımı getirip yerine yazalım. 1 bölü a neydi? 3k. 1 bölü b 4k. 1 bölü c 5k. Ne eşitmiş? 24'e. Toplarsak 9, 12k, 24. K ne gelecektir? 2 gelecektir. Bizden ne istiyor arkadaşlar? B'yi istiyor. K'yı 2 bulmuştuk. Yerine yazarsak 1 bölü B neymiş? 8'miş. 1 bölü B 8 ise B ile 8'i yine takas edersek B ne olacaktır? 1 bölü 8 olacaktır. Üçüncü soru. iki tane eşitlik verilmiş. Buna göre A artı B bölü A eksi B nedir diyor. Payda eşit diyelim arkadaşlar. Ne olur? 2AB artı 1 bölü B eşitmiş neye? 3'e arkadaşlar. B'yi de karşıya atarsak 2AB artı 1 ne eşit? 3B'ye. Alttaki ne yapalım? 2AB Şurası 2 idi. 2AB artı 1 bölü 2A eşitmiş 2'ye. Buradan A'yı karşı 2A, 2AB artı 1 ne olacaktır? 4A olacaktır. Eşitliklerin birinci tarafları birbirine eşit. O zaman ikinci taraflar da birbirine eşit olacak. 3B 4A'ya eşitse ne yazabilirim ben burada A ve B yerine? A'ya 4K yazabilirim. Pardon B'ye 4K yazabilirim. A'ya ne yazabilirim? 3K yazabilirim. Bize sorduğu ifade de yazdıklarımı yerine yerleştiririm arkadaşlar. B yerine ne yazdım? 4K. A yerine 3K. 3K artı 4K bölü. A yerine ne yazmıştım? 3K. B yerine 4K. Ne olur burası? 7K bölü eksi K olur. K'lar giderse cevap ne olacaktır? Eksi 7 olacaktır. Bir fabrikada her 10 makineye bir usta başı, bir usta başına da 4 işçi düşüyormuş. Usta başı sayısı x, makine sayısı y, işçi sayısı z ise y eşit 10 xmiş arkadaşlar. 10 ne düşüyor? Bir usta başı. Z eşittir de 4 xmiş. Yani e, işçi sayısı usta başı sayısının 4 katı, makine sayısı da usta başı sayısının 10 katı. Ne diyor? İşçi ve usta başının sayıları toplamı 40'miş arkadaşlar. Şurası işçi sayısı 4x, Usta başı sayısı da zaten x. Toplamı neymiş? 40'mış. Buradan 5x 40. x gelecektir? 8 olarak gelecektir. Ne istiyor benden? Makine sayısı. Makine sayısı y. x'in yerine 8'i yazarsam 8 kere 10 80 tane makine varmış. Örnek 5 a artı c bölü b eksi c'yi vermiş. b eksi c bölü b artı c'yi vermiş. Ne istiyor? B artı C bölü artı C. Şu yukarıdaki ve aşağıdakini istiyor arkadaşlar. İki ifadeyi taraf tarafa çarparsam A artı C bölü B eksi C çarpı B eksi C bölü B artı C. Bu da ne olacaktır? 3 bölü 4 çarpı 20 bölü 9 olacaktır. Buradan B eksi C'ler bizden istediği A artı C bölü B artı C ifadesi gelecektir. Burayı da sadeleştirirsek şurada 3 kaldı. Burada 5 kaldı. Cevap ne gelecektir? 5 bölü 3 olarak gelecektir. Altın soru şu şekilde bir eşitlik verilmiş. A artı C artı 2'ye 13'müş. Buna göre 2D artı 2B artı 4F toplamı nedir diyor arkadaşlar. Şimdi şu verdiği orana göre yazmamız lazım. Ne diyor? A, C ve 2E. O zaman A ile E'nin A ile C'nin kat aynı olmalı arkadaşlar. Onun için A bölü B ifadesini iki katına alıyorum. 2A bölü 2B şeklinde yazacağım. 2c 1 bölü 2d 1 yazacağım. Böylece a ve c'nin katsayıları aynı olmuş oldu. Burada da ne diyor? 2e, en 2 ise bunların 2 katı olacak. 2 katı olabilmesi için 2c ise burası ee, ne olmalı? 4e bölü 4f yazmalıyım. Yazdım. Bunların toplamı da neyi verecek? Sabitini verecek arkadaşlar. Burayı düzenleyelim. Ne olur? 2 parantezinde a artı c artı 2e Eksi 1 bölü. Aşağısı da neymiş? 2B artı 2D artı 4F eksi 1. Neydi bu? 1 bölü 3. Buradan yerlerine yazarsak AC ve 2E'nin toplamı 13'müş arkadaşlar. 2 katı 26. 1 çıkarırsak ne olur burası? 25 olacaktır. 1'e 3 oranı varsa 25'e aşağısını yapacaktır. 75 olacaktır. 3 katı 25'in 3 katı 75. Bizden ne istiyor? 2B artı 2D artı 4F istiyor. Şurayı istiyor arkadaşlar. Şuraya x dersen ben x eksi 1 75 ise x ne olacaktır arkadaşlar? 76 aradığım cevap olacaktır. Şu eşitlikleri vermiş. Buna göre 7B nedir diyor arkadaşlar. Şu ifadelerin hepsini toplayalım. Ne olur? 2A, 4A, 6A, 3 de burada 9A. Artı B'leri toplarsak 9B. C'leri toplarsak 9C. Paydada ne geldi arkadaşlar? 3A artı 3B artı 3C. Burayı 9 parantezine aşağıya 3 parantezine alalım. Ne olur? 9 parantezinde A artı B artı C. Aşağısı da 3 parantezinde A artı B artı C olacaktır. Bunlar sadeleşirse 9 bölü 3'ten ne olacaktır? 3 olacaktır. Yani şu ifadede oranımız ya da orantı sabitimiz neymiş? 3'müş arkadaşlar. Ne istiyor benden? 6C artı 8A bölü 7B istiyor. Hangisini 3'e eşitleyeyim? E, baktığımda ortadakini kullansam verecek gibi duruyor arkadaşlar. E, 3B'yi karşıya atıyorum. 2B artı 3C artı 4A eşittir ne oldu? 3B. 9B oldu. 2B'yi karşıya atarsam ne oldu? 7B eşittir. 3C artı 4A oldu. Bizden ne istiyor? 6C artı 8A bölü 7B istiyor. Şunu karşıya atarsam 3C artı 4A bölü 7B ne yapar? 1 yapar. Bunun bizden 2 katını istiyor. Şurayı 2 ile çarpmamı istiyor. O zaman burayı da 2 ile çarparım. Cevap ne olacaktır? 2 olacaktır. 8 soruya bakalım. Olduğuna göre F'ye kaçtır diyor arkadaşlar. Şu oranı vermiş. Ne yapabiliriz? Payları toplayıp paydaları toplamlı oranı yine ne olacaktı? 7 bölü 3 olacaktı. Topluyorum. 7 bölü 3'e eşitliyorum. ACE'nin toplamı ne vermiş arkadaşlar bana? 21 vermiş. 7'ye 3 ise 21'e ne olacaktır? 9 olacaktır. Yani BDF'nin toplamı 9'muş. B artı D artı F 9'sa B artı D'yi de 2 olarak vermiş. F'ye ne kaldı? 9 eksi 2'den 7 kaldı. Yeni nesil sorular. Bir karışımdaki A maddesinin miktarı B maddesinin miktarının 10 üzeri 4 katına eşitmiş. A eşittir. 10 üzeri 4 çarpı B. Sonra B maddesinin miktarı da C maddesinin miktarının 10 üzeri eksi 3 katına eşitmiş. Bunları taraf tarafa çarparsak A çarpı B ne olur? 10 üzeri 4 ile 10 üzeri eksi 3'ü çarparsam 10 üzeri 1 yapar. B çarpı C. Buradan B'ler giderse A maddesi C'nin kaç katıymış? 10 katıymış. İkinci soru. Parite bir ülkenin parası esas alınarak diğer iki ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki değeriymiş. Bir Amerikan dolarının 2,925 TL bir avronun 3,276 TL olduğu bir günde avro dolar paritesi nedir diyor. Yani avronun dolara oranı nedir diyor arkadaşlar. Kısaca 3,276 TL'yi 2,925 TL'ye böldü arkadaşlar. Sizin yerinize ben böldüm. Ne gelir buradan bölünce? 1,12 yapacaktır şu bölme işleminin sonucu. Doğru cevabımız C şıkkında. Yukarıdaki çuvallarda bulunan kuru yemişler aşağıdaki oranlarda karıştırılarak 300 gramlık küçük paketler halinde satılacakmış. Paket 300 gram. Bir birim badem konuluyorsa, iki birim antep fıstığı, üç birim de fındık içi konuluyormuş. Buna göre en fazla kaç paket karışık kuru yemiş hazırlanabilir? Şimdi arkadaşlar yapabileceğimiz paketlerin sınırını az olan malzeme belirler az olan daha daha çabuk biten malzeme bizim yapabileceğimiz paket sayısının sınırını verecektir. Şimdi bademden 1K, antep fıstığından 2K, fındık içinden 3K. Şimdi baktığımızda fındık içi 72, antep 60, badem 45 kilogrammış. Şimdi bakın fındık 72 kilogram, 3K 72 olursa K 24 olur. K'ya 24 gelir. 2K'ya ne gelir? 48 gelir. Şimdi 72 kilogram fındığa karşılık 48 kilogram antep fıstığı kullanılacakmış. Var mı? Daha fazlası var. 24 kilogram badem içi kullanılacak var mı? Daha fazlası var. Demek ki buradaki oransal olarak en az malzememiz fındık içi arkadaşlar. Çünkü fındık içine karşılık gelen antep fıstığı ve badem içine baktığımızda fazla fazla var. Dolayısıyla sınırı fındık içi belirleyecektir. Peki, bir pakette ne kadar fındık içi kullanılıyor? 300 gramda 6 k, 6 k, 300 gramsa 3 k fındık içiymiş. Kaç gram gelir? 150 gram. Demek ki her bir pakette 150 gram olacak. Elimizde ne kadar var arkadaşlar? Elimizde 72 kilogram, yani 72 bin gram var. Bölersek bu işlemin sonucu ne gelecek? Sizin yerinize ben yaptım, 480 geliyor arkadaşlar nerede o da E şıkkında. Vücut kitle indeksi vücut kütlesinin kişinin boyunun karesine bölünmesiyle bulunur. Yani arkadaşlar kilonuz örneğin 60 kilo, boyunuz işte 1.70. 60'ı 1.70'in karesine böldüğünüzde vücut kitle indeksinizi bulmuş oluyorsunuz. 60'ı boyunuzun karesine böldüğünüzde ne geliyor? Vücut kitle indeksiniz geliyor. Bu rakam 20 ile 25 arasındaysa Normal kilodasınız demektir. Yani ideal kilo, kilonuzdasınız demektir arkadaşlar. 25'in üzerinde çıkarsa e, hafif kilosu, kilolusunuz. 20'nin altında olursa zayıfsınız demektir. Merve şu anda 55 kiloymuş. Boyu da 1.60 arkadaşlar. E, ne diyor? Vücut kitle indeksini 20 yapmak istiyormuş. E, boyu sabit olduğuna göre kaç kilogram zayıflamalıdır diyor. Kitle indeksimiz 20 olacakmış. Kilosunu bilmiyoruz. X olsun bu ise 1.60'mış. 1,6'nın karesi olacak. Peki x ne olur buradan? 16'nın karesi 256 idi. Ee, bir basamak kaydırdığım için 2,56. Bunu 20 ile çarparsam ne olacaktır? 256'nın 2 katı 512 yapacak. 2 ee, basamak kaydırdığım için 51,2 kilogram olması gerekiyor Merve'nin. Şu anki kilosu ne kadarmış? 55. 51,2'yi çıkarırsam kaç kilogram zayıflaması gerekir? 3,8 kilogram zayıflarsa istediği gibi fit olacakmış arkadaşlar. Dünya ile X gezegeninin güneşin etrafındaki bir tam turlarını kaç günde tamamladıklarını gösteren grafik verilmiş. Dünya 365 günde tamamlıyordu zaten. X gezegeni de 657 günde tamamlıyormuş arkadaşlar. Dünyada 50 günlük olan bir bebek X gezegeninde olsaydı kaç günlük olurdu? Bir yılın Gün karşılığı 365, X gezegeninde 657. Bebek dünyada 50 günlükse X gezegeninde X günlük olacaktır arkadaşlar. Buradan gerekli işlemleri yapalım. X eşittir ne gelir? Sadeleştirirsek burayı ne olacaktır? Şurası 5'e 9 oluyor arkadaşlar. 73 ile sadeleşiyor. Buradan 5 ile de 50'yi sadeleştirirsek ne kalır? 10 kalır. 9 kere 10 ne olacaktır? 90 olacaktır. Demek ki bebek x gezegeninde doğsaydı kaç günlük olacaktı? 90 günlük olacaktı. Sonra x ve y pozitif tam sayılarmış. Yukarıda iki farklı çember parçaları verilmiştir. x santimetre olan kırmızı renkli parçalardan 4 tanesi a çemberinin yapımında kullanılıyormuş. Demek ki a çemberi için kaç tane x gerekiyor? 4x gerekiyor. b çemberi demek ki bu da. b çemberi için Y parçalarından kaç tane gerekiyormuş? 8 tane. Demek ki 8Y B çemberini veriyormuş. Ne diyor arkadaşlar? B çemberinin çevresinin A çemberinin çevresine oranı yani 8Y'nin 4X oranı demek arkadaşlar bu. 8Y'nin 4X oranı neymiş? 7 bölü 5. Buradan e, sadeleştirme var mı burada? Sadeleştirme 8'de 4 sadeleşir 2. İçler dışlar çarpımından 7X ne olacaktır? 10Y olacaktır. Ne diyor? X artı Y toplamının alabileceği en küçük değer nedir diyor. X ve Y pozitif tam sayılardı. X en küçük ne olur? 10 olur. Y'nin kat aldı. Y en küçük ne olur? 7 olur. Toplamları ne olacaktır o zaman? 17 olacaktır. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.